İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberlerini sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti 2018 yılı parlamento seçimlerine bir aday daha Patila Abrahamyan. Sevr Barış Antlaşması'nın Türkiye tarafından tanınmasının 89. yıl dönümü. Yeni Zelanda Ermenilere uygulanan soykırımı tanımalı. Aram Dikran aramızdan ayrılalı 9 yıl oldu. Kolombiya Filistin Devleti'ni tanıdı. Suriye'de artık kuşatılmış bölgeler kalmadı. Birleşmiş Milletler'den İbn talebi çatışma durumunda Türkiye sınırlarını açsın ve kaçan sivilleri alsın. Patila Abrahamyan, 2018 yılında gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adaylığını koydu. 2018'de gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adayların adaylık işlemi için imza toplaması 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren başladı aday biyografisini, kısa faaliyet programını ve eğitim sertifikasını sunmalıdır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu, Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarınca oluşmaktadır. Milletvekilli adaylığı için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik kartına sahip olmak gerekiyor. Adaylar, aday olmak için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarından en az 200 imza toplamalıdır. Seçimler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun sitesinden edinebilirsiniz. Sevr Barış Antlaşması'nın imzalayan 14 ülkeydi ve 3 gruptan oluşuyordu. Büyük müttefik güçlerin ilk grubu 4 devletten Britanya İmparatorluğu, Fransa Cumhuriyeti, İtalya Krallığı ve Japonya İmparatorluğundan oluşuyordu. Müttefik güçlerin ikinci grubu Ermenistan, Belçika, Yunanistan, Hicaz, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya Devleti ve Çekoslovakya. Üçüncü grupta savaşkan bir devlet olan Türkiye imzalayanlar kendi anayasal konumları gereği büyük ölçüde imparatorluklar ve krallıklar olduklarından dolayı antlaşmayı imzalama ve onaylama haklarının var olduğunu söyleyebiliriz. Fransa Devlet Başkanı Raymond Poincaré, Kendi Dışişleri Bakanı Alexander Millerand'ı Müttefikler Konseyi Başkanlığı'na atadı. İkinci grubun müttefik devletlerine gelince Sevr Antlaşması'nın Avrupa'nın bir takım bölgelerinde Afrika'da, Küçük Asya ve Orta Doğu'da yani Konstantinopolis, Boğazlar, Zımurniya, İzmir, Yunanistan, Ermenistan, Suriye, Mezopotamya, Irak, Filistin, Hicaz, Arabistan, Mısır, Sudan, Kıbrıs, Libya ve Ege Denizi Adaları bölgelerinde barışı egemen kıldığını belirtelim. Bu bölgeler içinde Ermenistan ve Hicaz yeni tanınmış devletlerdi ve ulusal anayasaları olmadan barış antlaşmasını imzalayanlardandı. Sultan Vahdettin yani 6. Mehmet'in temsilcileri olan Reşat Halis Bey ve Rıza Tevfik Bey, damat Ferit Paşa tarafından 22 Temmuz 1920'de serf Barış Antlaşması'nı imzalamaya yetkilendirildiler ve bu kişiler antlaşmayı 10 Ağustos 1920 tarihinde imzaladı. Yeni Zelanda dergisi Ermenilere uygulanan soykırımın tanınması sorununa değinerek, Türkiye ile ticari menfaatleri bulunduğu için Ermenilere uygulanan soykırımı tanımadığını vurguladı. Yazar, soykırım müzesini ziyaretinde yaşadığı hisler hakkında yazarken Yeni Zelandalı üst düzey yetkiliye ait bir referans bulamadığını belirtiyor yazar o az sayıdaki batılı ülkeler gibi batı kültürü taşıyan Yeni Zelanda'nın da açık bir şekilde Ermenilere uygulanan soykırımı tanımamasının ayıp olduğunu not ediyor. Ermenilere uygulanan soykırım olan Medziyahın 1894 yılında başladı ve 1923 yılına kadar devam etti. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce 10 yıllar boyunca Osmanlı yöneticileri kendi imparatorlukları içerisinde yaşayan büyük Ermeni toplumuna şiddet ve katliamları teşvik ederek düşmanca yaklaşımda bulunuyordu. Yazar, bazı insanların bu barbarlığı hafife alsa da müzede sergilenen resimler etrafında hiçbir tartışmanın söz konusu olmadığını belirtiyor. Büyük salona girdiğinizde ilkin 1915 yılından önce çekilmiş resimler, saygı duyulan Ermeni aileler, mutlu düğün günleri, toplu sınıf resimlerinde gülen yüzlü kızlar görüyorsunuz. İzlediğinizde o kızların gülen yüzleri bize çamur içindeki Türk askerleri ve Ermeni tutsaklarının yolunu gösteriyor. Bu dramatik geçişten sonra aynı askerlerin şimdi onların kafa taslarıyla oynadığı bilincine varıyorsunuz. Türkiye soykırım gerçeğini reddetmeye devam ediyor. Ülkenin diktatörü olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan soykırım gerçeğini kabul eden kim olursa olsun herkese Orhan Pamuk, Hrant Dink ve diğerlerinin isimlerini zikrederek baskıda bulunuyor. Yazar soykırımın tanınmasının gelecekteki zulümlerin önlenmesi için gerekli olduğunu belirtiyor. Yeni Zelanda Türkiye ile ticareti koruyarak ve Gelibolu'daki hizmetlerini kendi vatandaşlarına güvenli sunmak için bu hassas konuyu yeniden gözden geçirmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Biz barbarlığı kabul etmeyen ve de kendi prensiplerini feda etmesinden utanmayan bir ülkede yaşıyoruz. Sanatçı Aram Dikran aramızdan ayrılalı 9 yıl oldu. Kürt ve Ermeni halkları arasında bir barış güvercini olarak anılan Dikran, 55 yıllık müzik yaşamında Ermenice, Kürtçe, Süryanice, Zazaca, Arapça, Türkçe ve Yunanca şarkılar okudu. Dikran, dünyaya bir daha gelirsem ne kadar tank, tüfek ve silah varsa hepsini eritip saz, cümbüş ve zurna yapacağım diyordu. 1995'ten sonra Atina'ya yerleşen Dikran burada hayatını kaybetti. Dikran'ın Diyarbakır'da gömülme vasiyetine karşın yetkililerin olumsuz tavrı nedeniyle oraya gömülemedi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de toprağa verilen sanatçının mezarına Diyarbakır'dan getirilen toprak döküldü. Bogota'daki Filistin elçiliğinin resmi hissesinden belirtildiğine göre Kolombiya Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıdı. Diplomatik misyon tarafından verilen basın açıklamasında şöyle denmektedir. Filistin Büyükelçiliği, Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti'nin Filistin'i özgür, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımaya karar verdiğini duyurmaktan onur duyar. Filistin hükümeti ve halkı bu kararı memnuniyetle karşılamaktadır. Kolombiya yönetimi bu açıklamaya henüz bir yorumda bulunmadı. El Tiempo gazetesinin haberine göre Filistin'in bağımsızlığının tanınması kararı geçen hafta Kolombiya'nın eski başkanı Juan Manuel Santos hükümetince alınmıştı. Fakat 7 Ağustos'ta devlet başkanlığı görevini Ivan Duque Marquez devraldı. Kolombiya'daki İsrail elçiliği Kolombiya'nın bu adımını bir tokat olarak niteledi. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Baş Asamblesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi ile 136 ülkenin Filistin'in bağımsızlığını tanıdığını belirtelim. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Baş Sekreterinin Suriye sorunuyla ilgili özel elçi danışmanı Jan Egeland, Cenevre'de gerçekleşen brifing sırasında Suriye'de artık hiçbir kuşatılmış bölgenin kalmadığını ifade etti. O, şu anda Suriye'de Birleşmiş Milletler standartlarına göre kuşatılmış kabul edilen bölgeler mevcut değil dedi. Birleşmiş Milletler Teşkilatı 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Suriye'de sadece El Kuaf Tıpkı ve Yarmuk adlı üç bölgenin kuşatma altında olduğunu belirtmişti. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Bölümü verilerine göre 2018 yılı başında Suriye'de kuşatma ve ulaşılması zor bölgelerde 560 binden fazla insana sadece 15 tırlık konvoyla insani yardım ulaştırıldı. Koordinasyon bölümünün belirtip TAS Ajansı'nın duyurduğu haberde 2018 yılı başlarında Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve onun iş ortakları kuşatma ve ulaşılması zor bölgedeki 560.450 yardıma muhtaç insanlara yardım ulaştırıldı. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Türkiye'ye Suriye'nin İdlib eyaletiyle sınırlarını açık tutması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Suriye Danışmanı Yan Egelan, Suriye'nin İdlib vilayeti için savaş çıkması durumunda Türkiye'den sınırlarını açmasını ve kaçan sivilleri kabul etmesini talep edeceklerini duyurdu. Suriye Devlet Başkanı Başar Esad, ülkenin üçte ikisinde kontrolü sağlayıp bundan sonraki hedef olarak İdlib'i işaret ederken Birleşmiş Milletler devreye girdi. Birleşmiş Milletler'in Suriye'de insani yardımlara erişim görev gücünü yöneten Egelan, Astana sürecinde çatışmasızlık bölgeleri arasında alınan İdlib'le ilgili Rusya, İran ve Türkiye ile görüştüklerini belirtti. Egelan, bugünkü insani yardım toplantısında Rusya, İran ve Türkiye'nin temsilcilerinin İdlib savaşından kaçınılması için ellerinden geleni yapma sözü verdiklerini duyurdu. Birleşmiş Milletler yetkilisi İdlib savaşı çıkması durumunda Türkiye'den sınırlarını açmasını ve kaçan sivilleri kabul etmesini talep edeceklerini açıkladı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sergei Haçadıryan tarafından seslendirilen Gomidas'ın Zirani Zar adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.